LGS son 55 gün gerçekten çok değerli bir süre. 55 günde netlerimizi çok ciddi bir şekilde artırabiliriz. Yaptığımız yanlışların üzerine gidersek ve çok iyi bir çalışma yaparsak inkılap tarihinde, Türkçe'de, matematikte, fende, İngilizce'de, dinde en güzel netlere, en yüksek netlere ulaşabiliriz. Çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Sigmund Freud diyor ki: "Bir gün geriye dönüp baktığınızda mücadele yıllarınız sizin en güzel zamanlarınız olarak hatırlanacaktır." Gerçekten de çok güzel bir cümle. Hatta bununla alakalı bir alim de şöyle diyor: "Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir, lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir." Yani biz eğer şu anda çok ciddi bir şekilde çalışıp gayret gösterip zorluk çekiyorsak bütün bu günler bittiğinde yani bu LGS hazırlık sürecimiz bittiğinde oh be diyeceğiz. İyi ki çalıştık, bitirdik, kurtulduk. Çok şükür diyeceğiz. Ama eğer bu dönemleri böyle dinlenerek, rahat rahat haylazlık yaparak geçirirsek diyeceğiz ki ya of ya zamanlar geçti. Ne güzel çalışabilecektik. Keşke bu dinlendiğimiz zamanlar geri gelse hem de zaman da boşa boşa geçti diye bu sefer bundan sıkıntı duyacağız. Dolayısıyla sıkıntı çektiğimiz bu 8. sınıf senesi bizim emin olun en güzel senemiz olacak. Çalışmıştım, gayret göstermiştim, yapabileceğimin en iyisini yaptım ve sonucum da geldi diyeceğiz. Dolayısıyla mücadeleye devam arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Görkem Doğan 580 beğeni almış. Tebrikler Görkem. Diyor ki hocam sorularım. Ramazan'da oruç tutarken nasıl 203 soru çözeceğiz? Yani böyle bir şey olabilir mi diyor. Bir de inkılap tarihinde ezber yerlerini anlayamıyorum diyor. Öncelikle arkadaşlar Ramazan'da oruç tutmayan arkadaşlar zaten normal çalışma tempolarına devam edecekler. Bunu söyledik. Ama Ramazan'da oruç tutmayı düşünen arkadaşlarımız için iki tane seçeneğimiz var. Birinci seçenek ve ikinci seçenek. Arkadaşlar öncelikle her iki seçenek için şunu söylemek istiyorum. Hani şöyle bir cümle var. Aç sen sen değilsin. Bu doğru olabilir gerçekten çok acıktığımızda beynimiz çalışmayabilir, çok yorgun olabiliriz, çok böyle mutsuz olabiliriz, sinir olabiliriz. Bu doğru. Ama oruçken aç değiliz. Sadece yemek yiyemiyoruz. Yani zaten sahurda yemek yediğimiz için gün içerisinde böyle çok aşırı acıkmasak bile, çok aşırı susamasak bile böyle yemek yemek istiyoruz. Ağzımız hareket etsin istiyoruz. Alışkanlıklarımızdan dolayı acaba acıktı mı diyoruz. Normalde iftar saatine bir iki üç saat kala haricinde yani sabah kalktığımızda veyahut da öğlenleyin Böyle inanılmaz bir açlık yok. Dolayısıyla oruçken biz hala biziz. Açken biz, aç, açken biz, biz değiliz. Sen sen değilsin ama oruçken çok fazla aç değiliz. Sadece alışkanlıklarımızdan dolayı yemek yemeyi özlüyoruz. Dolayısıyla ben orucum, ders çalışamam. Ben orucum, gece çalışabilirim gibi endişelere kapılmanıza gerek yok. Oruç olan arkadaşlarımıza yani oruç tutacak arkadaşlarımıza sözümüz şu. Normal bir şekilde sahura kadar uyuyoruz arkadaşlar. Yani iftardan sonra yemeğimizi yedik işte dinlendik bir şeyler yaptık saat 10 gibi yattık olmuş gibi yattık buna kendimizi alıştırabiliriz. Yattıktan sonra sahurda kalkıyoruz ve sahurdan sonra çalışmaya başlıyoruz. Sahur sonrası çalışmaya başlıyoruz tertemiz bir beyin zaten karnımız da tok güzel güzel oturuyoruz çalışmaya. Çalışıyoruz dinleniyoruz çalışıyoruz dinleniyoruz çalışıyoruz dinleniyoruz ve yaptığımız her bir şeyin yanına da güzel güzel atıyoruz ve bir şeyler yapabilmek adına da önceden yapabileceklerimizi yazıyoruz yani diyoruz ki ben yarın sahurdan sonra bir iki üç dört tane yapacağım şey var Birincisi bir tane LGS denemesi çözeceğim. İkincisi bir tane inkılap çalışacağım. Üç matematikte yirmi tane yeni nesil soru çözeceğim. Dört kırk tane paraf soru çözeceğim dediniz diyelim ki. Sonra bunların içerisinde savurdan sonra başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda şu denemeyi bir hele biraz sonraya bırakayım. Şu Türkçe sorularını bir çözeyim. Şu inkılap sorularını da çözdüm. Hadi şimdi denememi çözeyim. Biraz dinlendikten sonra matematik sorularına da bakayım diyebiliriz. Ya da matematikten de başlayabiliriz. Fark etmez. Ama kesin olan bir şey varsa hepsini yapıp rahat rahat atıyoruz. Sonrasında iftara doğru da bir iki saat kala artık dinlenmeye başlıyoruz. Veya video izleyebiliriz. Konu tekrar yapabiliriz. İftardan sonra da tekrar o dinlenme zamanına geliyor. Sonra sahura kadar uyuyoruz. Sahurdan sonra yeniden yapıyoruz. Ve gün içerisinde hiç korkmamıza gerek yok. Ya ben orucum acaba bayılır mıyım açlıktan? Suzluktan vefat eder miyim? Öyle bir şey yok. Normalde oruç olduğumuzda zaten sahurda yediğimiz için esasında gün içinde zihnimiz hala çalışmaya devam edebiliyor. Hatta bilim insanlarının yaptığı çalışmalar insanın açken ama açlıktan geberirken değil. Böyle yani çok fazla mide şiş değil de normal bir haldeyken yani böyle oruç gibiyken ...kafasının daha çok çalıştığını gösteriyor. Ve beynimiz başka şeylere odaklanmıyor. Ya zaten yemek mi yesem, çay mı yesem... ...bak ben bir saattir şu çayımı içeyim diye hesap yapıyorum. Çayımı içeyim, çayım birazdan gelecek çayım. Ya bunu düşünmüyorum ben. Ya oruç olduğum zaman bunu bir kenara bırakıyorum. Zaten çay içemem gidip işime odaklanıyorum. Dolayısıyla oruçken çok güzel çalışabiliriz. İkincisi ise sahura kadar çalışmak. Yani... İftardan başlıyorsun, sahura kadar çalışıyorsun, sahurdan sonra da uyuyorsun. Bu yöntemi biz tercih etmiyoruz ama bu yöntemle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla sahurdan iftara kadar 200-300 soru çözülür. Ya da iftardan sahura kadar 200-300 soru çözülür. Yeter ki Ramazan'ı bir fırsat bilelim. Ramazan'da esasla netlerimizin daha fazla artabileceğini, zihnimizin zaten derslere daha iyi odaklanabileceğini unutmayalım. Artık yemek hatırlar mısınız? Ramazan'da böyle sabah kalkıyoruz, kahvaltı olmak için hop okula hemen gidebiliyoruz böyle. Aa ne güzelmiş ya diyoruz. Hiç yeme içme derdi yok. İşte aynı şekilde derslere de şık diye oturabiliriz arkadaşlar. Diğer sorusuna bakalım Görkem'in. İnkılap tarihinde ezber yerlerini anlayamıyorum. İnkılap tarihinde ezber çıkmıyor. İnkılap tarihinde şöyle bir soru çıkmıyor. ...medeni kanun kaç yılında kabul edildi? Böyle bir soru çıkmıyor. Medeni kanunda siyasi bir gelişme olmadığı çıkıyor. Bunu her sene soruyorlar mesela. Bu sene de sorabilirler. Medeni kanuna kadınlara evlenme, boşanma, miras... ...işte istediği mesleği seçebilmekleri verilmiştir. Hangisi verilmemiştir? Siyasi hak verilmemiştir. Milli egemenlik verilmemiştir. Dolayısıyla inkılap tarihinde... Mustafa Kemal Türk'ün milli bağımsızlık amacı doğrultusunda yaptıklarını yani Kurtuluş Savaşı, Misak-ı Milli, Kongreler, milli egemenlik doğrultusunda yaptıklarını yani Kongreler, işte Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat, ee, milli birlik ve beraberlik yolunda yapılanlar, tekalifi milli emirleri, işte yararlı cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesi, topyekun mücadele edilmesi, sonra laiklik ve çağdaşlaşma yani işte böyle halifeliğin kaldırılması, harf inkılabı bunların bu dört ana başlıktan hangilerinin altına geldiğini bilin. Hangi olayı ne anlama geldiğini bilin. Ondan sonra yılıymış, şuymuş, buymuş bunlar önemli değil. Onu sormuyorlar. Yoruma dayalı soruyorlar. Zaten üstte de bilgiyi verip anlayıp anlamamadı, anlayıp anlamadığımızı soruyorlar. Dolayısıyla inkılap ezber olmadığı için bu dört başlığa konuları yerleştirdiğimize rahat rahat yapabiliriz. Mesela şimdi soruyorum size. Kapitülasyonların kaldırılması neye girer? Şimdi düşünün bakalım. Kapitülasyonların kaldırılması milli bağımsıza girer. Çünkü ülkeyi ekonomik anlamda düşman işgalinden kurtarıyoruz. Veyahut hatta seçmen yaşının düşürülmesi. Bu neye girer? E, milli egemenliğe girer, daha fazla kişi oy veriyor. Veyahut da işte tekadüfi milli emirleriyle topyekun mücadele geçirmesi. Bu neye girer? Milli birlik ve beraberliğe girer. Harf inkılabı, layıklık ve çağdaşlaşmaya girer diyebilirseniz, dört ana başlayabilirseniz zaten konuların hepsini anlarsınız. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar seti arkadaşlar. Efsane set döndü. Efsane set. Sizlerin netlerini artıracak olan set. LGS'de son kez tekrarınızı yapıp hayallerinize ulaş, ulaşmanızı sağlayacak olan set hazır arkadaşlar. LGS son tekrar setimizde geçen senelerde birçok öğrenci hayallerine liseye kavuştu. Siz de kavuşacaksınız. Ne var içerisinde hemen çıkarıyorum. LGS son tekrar Türkçe, LGS son tekrar Fen, LGS son tekrar Din, LGS son tekrar Matematik, İngilizce ve İnkılap. Hemen matematikten baş başlayalım mesela. Burada direkt olarak son tekrar olduğu için sizlere soru tipleri gösterdik. Yani sınav soru tarzı, sınav modeli, sınavda yüzde yüz karşına çıkacak bilgiler. işte sınav sorusunun çözümü. Hep sınav 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 soru tipleri gitti. Ardından... E, mesela fene bakalım. Fende de önce mutlaka kavramları verdik. Daha sonrasında kavramları verdikten sonra, akış verdikten sonra bu kavramları bilip, bununla alakalı yine sınavda çıkabilecek tarzlar ve sınav soru tarzlarını sizlere verdik. Veyahut da Türkçe'ye bakalım, hani kat sayısı yükseklerden başlıyorum. Türkçe'de yine aynı şekilde anlam bilgisi ağırlıklı bir şekilde gittik. Hani yazılarınıza faydası olsun diye dil bilgisinden de bazı konuları buraya koyduk. Ama temelinde anlam bilgisinin sınav modeli, sınav sorusu, sınavda soru nasıl gelir şeklinde tek tek sınav odaklı gittik. Dinde de bu durum böyle, İngilizce'de yine sınavda çıkabilecek kelimeler, sınavda çıkabilecek soru tarzları, Sınavda çıkabilecek kavramların üzerinden geçmiş olduk. İnkılap tarihinde de yine kavramları verdik. Kavramları verdikten sonra yine sınavda soru nasıl gelir? Neye dikkat etmemiz lazım? Son taktikler nelerdir? Bunların hepsini sizlere infografik, esprili bir şekilde verdik. Böylece son tekrar ile LGS'de hayallerimiz için son tekrarımızı yapıyoruz ve ardından da inşallah o güzel liselere girişimizi yapıyoruz. Günün okuluna baktığımızda ise İskenderun Tozçelik Fen Lisesi mükemmel bir fen lisesi. Zaten Türkiye'deki bütün fen liseleri, bütün Anadolu liseleri, bütün Anadolu İmamet Liseleri, bütün liseler esasında çalışıldığında çok güzel üniversitelere kapı aralayan mükemmel liseler. Çalışacağız, istediğimiz bir tanesine gireceğiz ve ardından da güzel bir tatili ve sonrasında iyi bir liseye hak edeceğiz. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Her zaman söylediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır.